Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere drone koruma aparatlarımdan bahsedeceğim. Toplamda 5 farklı drone koruma aparatını anlatacağım sizlere. Ve bu aparatların benim ne işime yaradığını geçmişte yaşadığım tecrübelerden de hareketle anlatacağım ki siz de bunların faydasını görmüş olun, değerlendirmiş olun. Toplamda 5 farklı parçayı anlatacağım size. Bunların en başında bir tane drone koruma çantamız geliyor. İçerisine böyle drone ile ilgili her türlü malzemeleri koyduğumuz, drone'un kendi gövdesi, kumandası, bataryaları, pervaneleri falan bu koruma çantası. Sonrasında iniş kalkış pistimiz, suya iniş aparatımız, pervane koruyucularımız ve ayaklarımız olmak üzere, tabii gimbalımız olmak üzere, gimbal koruyucumuz. 5 farklı drone koruma aparatından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sizlere bu çantadan bahsedeyim arkadaşlar. Bu çanta böyle sert bir plastikten yapılmış. Aynı zamanda içerisinde böyle malzemelerin hareket etmesini de önleyecek plastik parçalar, aparatlar var. Bu çanta benim geçmişte şöyle bir işime yaramıştı. Offroad çekimi yaparken offroad aracıyla beraber biz takla atmıştık. Yaklaşık 4-5 takla atmamıza rağmen, ki 2 farklı kaza yapıp 4-5 takla atmamıza rağmen drone bu çantanın içerisindeydi. Çanta sayesinde drone'un hiçbir parçasına hiçbir şekilde bir zarar gelmedi. Hepsi sapasağlam böyle duruyor. Öncelikle bu çanta hem su geçirmez olması, hem böyle darbelere karşı falan böyle koruyucu olması yönüyle bu çanta bence çok çok önemli. Gerek böyle dağda bayırda, gerek böyle sahil kenarında falan yaptığınız her türlü çekimde drone'u her türlü darbeden veyahut sudan, nemden, yağmurlu havalarda da olsun her türlü dış etkenlerden koruyor. Sonrasında drone'un kamerasını, yani gimbal'ını koruma amaçlı böyle bir gimbal koruyucu aparatı var. Bu da böyle bir plastik parçadan oluşan bir aparat. Bu da yine drone örneğin çantadayken sallandığı zaman ister istemez bu kamera hareket ediyor. Kameranın hareket kabiliyetine herhangi bir zarar gelmemesi adına gimbal koruyucu bizim oldukça işimize yarıyor. Hem kameranın ekranı da çizilmemiş oluyor. Gördüğünüz gibi lensine falan herhangi bir zarar gelmemiş oluyor. O yüzden bu gimbal koruyucu benim oldukça işime yarayan bir parça. Bu arada dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de köy yerinde çekim yaparken batarya ile ilgili sıkıntı yaşamıştım. Ben köyün dışında dağlık bir alandaydım. Drone'u köyün içerisine mecbur indirmek zorunda kaldım. O yüzden drone'un üzerine böyle bir etiket yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu etiketin üzerine de ad soyadımı, telefon numaramı yazıyorum ki olası bir kaybolma durumunda vesaire insanlar olur da drone'u bulursa sahibine ulaşabilsinler diye böyle bir de etiket yapıştırıyorum. Bu da faydalı oluyor arkadaşlar. Pervane koruyucu koruyucularımıza gelelim. Hem yavaş yavaş da drone'u kurmuş oluruz. Öncelikle ben pervanelerimizi takıyorum şimdi. Motoru sabit tutup bu şekilde pervaneleri takıyorum. Evet, pervanelerimizi taktıktan sonra şimdi pervane koruyucularımıza geçebiliriz. Böyle iki tane pervane koruyucuları var arkadaşlar. Bu pervane koruyucuların üzerinde tabii left right diye yazıyor. Ona göre sağ ve sol tarafa bu pervane koruyucularını takıyoruz. Taktığımız yere böyle odaklandığımız zaman böyle burada bir kilidi var arkadaşlar. Böyle buradaki kilidinden böyle tık sesini duyduğumuz zaman bunu böyle kilitliyoruz. Aynı şekilde arkayı da ve aynı şekilde sol pervane koruyucumuzu da böyle kilit yerinden takıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da pervaneyi korumaya yarıyor. Özellikle böyle dağlık alanda çekim yaparken ağaçlara falan yaklaştığınız zaman, çünkü bunun hareket sensörleri özellikle ağaç dallarını pek görmüyor. Ağaçlara yaklaştığınız zaman bu pervane koruyucu sizin pervanenizi her türlü böyle dış etkenden koruyor arkadaşlar. Şu ayak koruyucularından biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Ben gerçi bunu aldım, çok da fazla kullanmıyorum ama bu 4 tane ayak koruyucuları böyle buralara takılıyor arkadaşlar. Yalnız ben bunu suya iniş takımını sürekli kullandığım için çok fazla kullanmıyorum. Bu artık sizin takdirinize veya tercihinize kalmış bir şey. Bunları da yine drone'a takaraktan kullanabilirsiniz. Özellikle bunun faydalı olduğu nokta da sert inişlerde drone'un gördüğünüz bu ayakları yere sert çarpmasın diye bu taktığımız ekstra aparatlar drone'u koruyor. Ama ben onun yerine iniş kalkış esnasında drone'u her türlü tehlikeden koruma amaçlı ben bu aparatı kullanıyorum. Bu aparatın çok çok fazla faydasını gördüm. Bunu böyle oturtuyoruz. Ben bunu daha çok kullanıyorum. Çünkü bu gerek böyle deniz üzeri, göl üzeri veya akarsu üzeri yapılan çekimlerde, gerekse her türlü alanda yapılan çekimlerde drone'un düşme tehlikesine karşı, drone çünkü sert bir şekilde yere çarpacağı için bu drone'umuzu korumuş oluyor. İki defa düşürdüm drone'u. Bir tanesinde dağlık alanda çekim yaparken geri geriye giderken ağaçlara çarptım ki bunu şu an videoda izliyorsunuz siz. Diğerinde iniş esnasında bir direğe çarptım ve yaklaşık 3 metreden drone'u düşürdüm. Her ikisinde de bütün bu koruyucu ekipmanlar benim çok çok işime yaradı ve drone'a hiçbir şekilde bir zarar gelmedi. Bunu böyle üzerinden aparatını geçirdikten sonra böyle vidalarını buraya takıyoruz arkadaşlar. Suya iniş
koruma aparatı, pervane koruma aparatı. Bunlar bizim uçuş esnasında drone'umuzu koruyan aparatlar arkadaşlar. Şu iniş kalkış pistini arkadaşlar size göstereceğim. Artistik bir görüntü oluştursa da arkadaşlar benim açımdan çok çok önemli bir aparat. Neden derseniz iniş kalkış esnasında drone bildiğiniz gibi yerden çok fazla ciddi şekilde tozu havalandırıyor. O toz da drone'un bu gördüğünüz motorun hava aldığı yerler var arkadaşlar. Gerek buralar olsun gerek pervanelerin olduğu kısımlar olsun. Buralara komple toz dolduruyor. İşte bu iniş kalkış pistinin üzerinden siz bunu kullandığınız zaman arkadaşlar bu tozun yerden kalkıp drone'un içerisine dolmasını önlüyor. Yoksa diğer türlü hava alan yerler var. Kameranın etrafı var. Hepsine böyle toz dolduruyor. Bu iniş kalkış pisti de tozdan, topraktan, taştan vesaire her türlü dış etkenlerden drone'umuzu koruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir drone'umuzu kaldıralım.